Herkese selamlar dostlar. Bay Çizgi YouTube kanalına hoş geldiniz. Cuma günü Akıncı'nın ikinci bölümü yayınlandı. Bu videoda biraz ikinci bölümü konuşacağız. Sözlerime tam olarak nereden başlasam bilmiyorum. Akıncı'nın motorundan mı yoksa aksiyon dolu bir başlangıçtan mı? Ben motoru sevdim. Motor bana şu filmdeki motorları hatırlatıyor. Ben o filmdeki motorları da sevmiştim. Gerçekten İstanbul sokaklarında hiçbir şekilde fark edilmeyecek bir motor yapmışlar. Aksiyon dolu bir başlangıç yapmamız cidden benim çok hoşuma gitti. Ama o cüniyeti niye ortaya katıyorsunuz ya? Niye o komiseri o kadar çok kastınız ki bir oyuna direkt 100 level'dan başlanmaz ki? Cüniyet kimdir diye merak edenler varsa ilk bölümü incelememde buna yer vermemiştim belki düzelir diye. Ama buradan ufak bir hatırlatma yapayım. Cüneyt mermilerle dans eden komiserimiz. Adam kurallara uyan yerli Punisher gibi. Sağlam asker. Ama neredeyse Akıncı'dan daha fazla kasmışlar bu adamı. İlk önce şunu kabul etmemiz gerekiyor. İkinci bölümde de komik sahneler olsa bile birinci bölümden daha iyi bir bölüm izledik. Tarih öğretmenimiz Fatih, gazeteci kız Nergis ve emniyet müdürü aynı mahallede komşu. Hatta emniyet müdürü Fatih'in yani Akıncı'nın eniştesi. Nergis babasından destek almayan, kendi ayaklarının üstünde durmaya çalışan aksiyon sever bir gazetecimiz. Bir de bu Nergis'in kardeşi var şu yan tarafta görüyorsunuz. O da babasının yanında yaşamasına rağmen babasından destek almayan ve yaptığı işlerde bir şeyler başarıp babasına bir şeyler ispatlamaya çalışan bir kardeşimiz. Kırılgan bir genç olduğunu da söyleyebilirim. Cüneyt'ten bahsetmek istemesem de Cüneyt'e doğru dizi bir şekilde yol alıyor. Cüneyt'in Nergis'e yanık olduğu çok belli. Çünkü Nergis'in videolarını seyrediyor kendi bilgisayarında. Bu da yakında aşk üçgenini yaşayacağımız anlamına geliyor. Dizide sevdiğim bölümlerden bir tanesi de kesinlikle antrenman zamanları. Hem günümüz teknolojisine uygun bir şekilde antrenman yapıyorlar, hem de dizi için harbiden de çalışılmış güzel bir vücut ortada var. Fatih öğretmen sadece dizilerde karşılaşabileceğiniz bir öğretmenlik sergiliyor. Hayat bilgisindeki Afet Hoca'yı bilenler aşağı yoruma yazsınlar. Çünkü Afet Hoca'yı cidden severdim. O tarz bir öğretmenlik işleniyor bu dizide de. İlk bölümden aşina olduğumuz Yeliz Fatihciğine kıyamamış ve gitmiş kendine kask almış. Böylece artık motoru mahalleye kadar elle ittirmeyecekler. Yeliz Hoca cidden alkış hak etti arkadaşlar. Kısa kollu tişörtler giyilmesi, güneşin her tarafı aydınlatması falan kış ayında yaz dizisi izliyormuş havası veriyor. Bu da cidden hani garip hissettiriyor. Zaten araştırmalarıma göre 4 bölüm stoğu varmış. Yani 4 bölüm stokla birlikte girmişler diziyi yayınlamaya. Yani 4 bölüm aynı bu şekilde devam edecek. Düzelecekse 5. bölümden sonra düzelecek. Bir gelişme daha oldu. Fatih'in babası asker ve şehit oluyor. Ve kurşunu sıkan katiller aynı zamanda Akıncı'ya da aynı kurşunu sıkıyor. Yani katillere bir adım daha yaklaştık. Gerçek bir kahraman, iyi bir insan olmak için kendisiyle savaşandır. Dizi bu cümlesiyle güzel bir mesaj veriyor. Dizide uzun uzun gereksiz sahneler gerekli olsa bile gereksiz hale getiriliyor. Bu da gerçekten de kötü. Ama şunu da kabul etmek gerekiyor. Bu dizide hiçbir süper kahraman dizisinde görmeyeceğiniz şeyler yaşanıyor. Hangi süper kahramanın evine gidip ailesiyle muhabbet edip çay içip sofrada yemek yediğini falan gördük ki biz? Yani farklılıkları var. Fatih öğretmen gördüğümüz kadarıyla orta düzeyde geçimini sağlıyor. Ama Akıncı'nın mekan bir Oliver Queen istiyor. Yani bu paranın suyu nereden geliyor daha orayı da anlatmadılar. Geldik çatışma sahnelerine. Hani bu PC'de oyun oynarsınız da vuruş hissi size hani geçmez ya o hissi yaşamazsınız ve oyundan soğursunuz ya. İşte tam olarak bu dizide de yaşadığınız o. Yani orada aksiyon sahnesi oluyor ama aksiyonu yaşayamıyorsunuz. Şimdi bunca konuyu bir toparlamak gerekirse bir kahraman dizisi izliyorsunuz ve öğrenmeniz gereken bir sürü şey var. Ama dizi 2,5 saat, zaten 2,5 saat olduğu için çoğu insan bu diziyi seyretmiyor. Ve saçma sapan yerlerde bitiriyorsunuz. Yani Fatih öğretmen bir bakkala gidip ekmek alırken bile dizi bitebilir. Öyle saçma bir yerde bitti ki 3. bölümü sabırsızlıkla beklemiyorum. Ama şans vereceğim. Yani 4. 5. bölüme kadar bu diziye şans vereceğim. Ve her hafta size güzel bir şekilde böyle video çekmeye çalışacağım. Bakalım arkadaşlar ya Akıncı dizisi gerçekten de hakkını verebilecek mi? Çok merak ediyorum. Akıncı'nın ikinci bölümünde sizlere yorumlamış olduğum dostlarım. Bay Çizgi kanalına abone olmayı, yorum yapmayı ve tabii ki de like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu dizi hakkında da yorumlarınızı mutlaka aşağı bırakın. Hoşça kalın. Bay bay.